Öğrenciler merhaba. 10. sınıf tarih dersi sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soru itibariyle başlıyoruz. Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde birinci durumun ikinci duruma neden olduğu savunulamaz? A. Köse Dağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması. 1243 Köse Dağ Savaşı sonrasında Moğollarla Türkiye Selçuklu Anadolu Selçuklu arasında yapılan savaşla birlikte Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğini bilmekteyiz. O yüzden de birinci durumun ikinci duruma neden olduğu açıklamasından A seçeneği doğrudur. Ve ikta sisteminin, toprak sisteminin kurulması, tarımsal üretimin artması, ikta sistemiyle birlikte tarımsal verimlilikte artış sağlanmıştır. İkta topraklarında üretimdeki sürekliliğin ön plana çıkarılması beraberinde tarımsal üretimin de artmasına neden olmuştur. C. Vakıf arazilerinin oluşturulması, hazine gelirlerinin artması. Vakıf arazilerinin oluşturulmasının amacı sosyal hizmetlerin karşılanabilmesidir. Devletin sosyal hizmetleri karşılayabilmesi için, vatandaşın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla sosyal hizmeti sunabilmek için oluşturulmuştur vakıf arazileri. Bu tabii ki hazine gelirlerinin artmasına etki eden bir unsur değildir. O yüzden de birinci de verilen durumun ikinciye neden olması karşılaştırmasına C seçeneğimiz yanlıştır. De Malazgirt Savaşı Türkiye tarihinin başlaması. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler Anadolu'ya yoğun bir şekilde akın gerçekleştirmiş. Anadolu'da 1. Beylikler dönemi başlamıştır. Bu da tabii ki de Türkiye tarihinin başlamasına neden olmuştur. Yassı-Çümen Savaşı'nda Harzemşahların yıkılması, Anadolu'nun Moğol istilasına açık hale gelmesi. Yassı-Çümen Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları Harzemşahları yenilgi uğratmıştır. Harzemşahlar ise Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında tampon görevinde bulunmaktır coğrafi sebeplerden dolayı. Harzemşahların yenilgisi ardından da doğal olarak Anadolu Selçuklusu'nun Moğollarla karşı karşıya kalmasına bu durum neden olmuştur. Doğru bir birinci durumun ikinci duruma neden olduğu eşleştirmedir. İkinci sorumuza geldiğimizde Anadolu'nun yurt edinilmesi ile ilgili verilen bir takım bilgiler vardır. Konuyla ilgili etkinlik kağıdının doğru işaretlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. Selçuklar 1048'de Pasinler Savaşı'nda Bizans'ı yenilgi uğratmıştır. Büyük Selçuklu Devleti 1048 yılında Tuğrul Bey öncülüğünde Bizans'ı yenilgi uğratmıştır. Doğru bir bilgidir. Burayı bu şekilde doğru olarak nitelendirmemiz lazım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu'nun bayındır hale gelmesine katkı sağlamışlardır. Bayındırlık faaliyetleri şehirleşme faaliyetleridir. Malazgirt Savaşı sonrası kurulan beyliklerin de Anadolu'da ciddi anlamda köprüler, yollar, kervansaray gibi çeşitli hanlar, kervansaraylar ticareti geliştirmek için yapılar yaptıkları da bilinmektedir. Doğru bir ifadedir. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi 1071 Malazgirt Savaşı ile olmuştur. 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'da Türk tarihi başlamıştır. Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi Miryokefalon Savaşı ile gerçekleşmiştir. 1176 bu bilgi yanlış bir bilgi olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden bu şekilde doğru olarak işaretlenmiş halinin B seçeneğinde yer aldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de cevabımız B'dir. Üçüncü sorumuza geldiğimizde Anadolu Selçukluları döneminde durumlarından hangilerinin ticareti geliştirmek amacıyla yapıldığı söylenebilir. Bir, liman şehirlerinin ele geçirilmesi, Alanya, Antalya gibi, Sinop gibi önemli, Suğdak gibi önemli liman şehirlerinin Türkiye Selçukluları, Anadolu Selçukluları döneminde alınması, ticari faaliyetlere önem verildiğinin bir kanıtıdır. Kervansaray yapımına önem verilmesi de yine konaklama amacıyla ticaret yollarındaki tüccarların konaklaması için hanlar, kervansaraylar yapılmıştır. Bu da tabii ki ticarete katkı sağlamıştır. Devlet sigortası sistemin uygulanması, tüccarların mallarının sigortalanması uygulaması da yine Anadolu'da ticaretin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Üç öncülümüz de ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yöneliktir. Cevabımız E'dir. Dördüncü sorumuzda Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminde hükümdarlar Türkçe isimler alırken yükselme döneminde Farsça isimler almışlardır. Bu durumun temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Bizans devletinin kültürel etkisi. Bizans'ın etkisinden dolayı Fars kültürü Türkiye Selçukluları üzerinde herhangi bir şekilde etki etmemiştir. B. İran kültürel etkisi. İran'ın kültürel etkisi
Türkiye Selçuklarında Fars kültürünün ya da Farsçanın yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Büyük Selçuk Devleti'nin kurulduğu bölgede zaten İran coğrafyasıdır. O yüzden de Büyük Selçuklu'da ve ona bağlı olarak kurulan Türkiye Selçuklusu'nda Fars kültürünün İran kültürünün etkisinin olduğunu söylememiz mümkündür. Temel neden olarak B seçeneğini söylememiz doğru olacaktır. Beyliklerin etkisi, İslamiyet öncesi Türk kültürünün etkisi ve diğer Türk devletlerin etkisinin Türkiye Selçuklarında, Anadolu Selçuklarında yükselme döneminde Farsça isimler olarak kullanılmasına neden olduğu tabii ki de söylenemeyecektir. Beşinci sorumuza geldiğimizde ise aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu gösterir? Zanaatkarlar esnaf örgütlenmesi şeklindedir ya da işte terzilerdir, marangozlardır. Bunların yapmış olduğu üretimler zanaatkarlar olarak nitelendirilebilir. Loncaların kurulması. Lonca teşkilatı zanaatkarların dayanışması sonrasında ortaya çıkmış esnaf örgütlenmesi şeklindedir. Ahi teşkilatlanmasına bağlı olarak ahilik örgütlenmesi şeklinde de karşımıza çıkar ve buna bağlı olarak loncalar kurulmuştur. Lonca sistemi doğrudan zanaatkarların bir araya gelip birbirlerine destek amaçlı oluşturdukları birer örgütlenme şekilleridir. O yüzden cevabımız A'dır. Fiyatları devletin belirlemesi, çok sayıda zanaatkar yetişmesi, çok sayıda eser inşa edilmiş olması, mimarinin oldukça ilerlemesinin Anadolu Selçuklu Devleti zamanında zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu gösteren unsurlar olduğunu söyleyemiyoruz. Altıncı sorumuz ise aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerin sonuçlarından birisi değildir? A. İslam dünyasında Türklerin etkileri artmıştır. Haç seferlerine karşı Türklerin koruyucu özellikle mücadeleleri, Selahaddin Eyyubi olsun, Türkiye Selçuklarının olsun, Büyük Selçukların olsun, Haçlı seferlerine karşı mücadele yürütmeleri, İslam dünyasında aynı zamanda İslam dünyasında koruyucu faaliyetlerde bulunmaları doğrudan Haç seferlerinin sonuçlar arasında gösterilebilir. Türklerin İslam dünyasındaki itibarını artırmıştır. B. Haçlılar Türkleri daha iyi tanımışlardır. Türklerle sürekli karşı karşıya kaldıkları için Türkleri tanıma fırsatı bulmuşlardır. C. Anadolu'nun yıpranarak teslim olmasına neden olmuştur. Anadolu coğrafyası tabii ki de yıpranmıştır ama teslim olmamıştır. Türkler Anadolu coğrafyasından çıkarılamamıştır. Haç seferleri sonrasında bu bilgi yanlıştır. D. Anadolu'da İslamiyet'in hızla yayılmasını sağlamıştır. Anadolu'da İslamiyet Haç seferlerinde Türklerin galibiyeti sonrasında daha da çok yayılma imkanı bulmuştur. E. Türkiye Selçuk Devleti'nin zayıflamasına neden olmuştur. Haç seferleri tabii ki Türkiye Selçuk Devleti'nin yıpranmasında neden olan etkenler arasında söylenebilir. Yedinci sorumuza geldiğimizde Türkiye Selçuk Devleti kurulduğunda İznik merkez yapmasına rağmen sonraları merkez Konya olmuştur. Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Doğudan gelen Türkmen göçlerinin artması. Doğudan gelen Türkmen göçleri Anadolu'daki Türk nüfusunun artmasına neden olan bir unsurdur. Merkezin değişmesinde bir etken değildir. B. Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla. Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın artmasından dolayı da yine merkezde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. C. Birinci Haç Seferi sonucunda İznik'in kaybedilmesiyle. Evet, Birinci Haç Seferi sonrası Türkiye Selçukları bu savaşı kaybetmiştir ve İznik Haçlı birliklerin kontrolüne girince Türkiye Selçuklu 1. Kılıç Arslan döneminde merkezini İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kalmıştır. Sebebi de budur. Cevabımız C'dir. Moğol istilasının Anadolu'ya kadar gelmesiyle veya da Bizans devletinin İznik'e saldırmasıyla bu durumun herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. 8. sorumuza baktığımızda ise Alparslan-Malazgirt Savaşı'ndan sonra emrindeki komutanları Anadolu'nun fethiyle görevlendirmiş ve fethedilen bölgenin yönetiminin fethedene verileceğini duyurmuştur. Ancak bu komutanların para bastırmalarını, hutbe okutmalarını yasaklamış ve oğullarından birini Selçuklu Sarayı'nda rehin olarak tutmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Alparslan Anadolu'nun fethini hızlandırmaya çalışmaktadır. Evet, kılıç hakkı uygulaması dediğimiz bu uygulama ile burada Alparslan'ın Anadolu'nun fethini hızlandırma yönelik bir girişim içerisinde olduğu söylenebilir. Ve Anadolu'da pek çok Türk beyliği kurulacaktır. Bu olayın ardından özellikle Malazgirt Savaşı sonrasında alınan toprağın alan emirin komutanın malı sayılması sonrasında Anadolu'da 1. Beylikler dönemi başlamıştır. C. Alparslan merkezi otoritesini korumaya çalışmaktadır. Evet, komutanların para bastırmalarını ve hutbe okutmalarını yasaklaması bunların bağımsız olduklarını sembolize eden gelişmelerdir. Bunların yasak olması merkezi otoritenin korunmasına yönelik bir adım olarak karşımıza çıkar.
de Anadolu'da kurulacak beyliklerin bağımsız hareket etmeleri engellenmek istenmiştir. Evet, bu komutanların oğullarından birinin Selçuklu Sarayı'nda rehin olarak tutulması direkt bu beyliklerin bağımsız hareket etmelerinin önüne geçmeye yönelik bir harekettir. Büyük Selçuk Devleti'nin merkezi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya kayacaktır. Büyük Selçuk Devleti'nin merkezi İran'dır. Herhangi bir şekilde Anadolu'ya kaymamıştır Malazgirt Savaşı sonrası, ama Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da Türk tarihi başlamıştır. Cevabımız E'dir. 9. sorumuza geldiğimizde ise aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda büyümesinin sebepler arasında yer almaz? A. Merkeziyetçi bir devlet anlayışına sahip olması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde bir etken olarak görülebilir. Ve bir uç beyliği olması, Bizans sınırında bulunmuş olması da Osmanlı için bir avantajdır. Kısa sürede büyümesinde etkili olmuştur. C. Bizans'ın Balkanların ve Anadolu'nun karışıklık içinde bulunması da Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde ve gelişmesinde etkili olmuştur. D. Avrupa devletlerinin reform hareketleriyle uğraşması. Avrupa'da o dönemde reform hareketleri söz konusu değildir. Ama tabii ki de Avrupa'da reform hareketlerinin olması da Osmanlı'nın kısa sürede gelişip büyümesinde herhangi bir etken olarak karşımıza çıkmayacaktır. Cevabımız D'dir. E. Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusun ve askeri gücün artması. Bu da Osmanlı Devleti'nin gücünün artması açısından ve Anadolu'daki hakimiyetinin artması ve daha sonra ele geçirdiği topraklardaki gücünü artırabilmesi açısından bir fırsattır. Son sorumuz, 10. sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Rumeli'de izlediği iskan yerleşme siyasetinin özelliklerinden değildir? A. Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir. Böylece bunların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı. İskan politikasının temel unsurlarından birisidir bu. Osmanlı Devleti aldığı topraklara özellikle göçebe yaşayan Türkleri, Türkmenleri yerleştirmiştir. Ve fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan edilirlerdi. Başka yerlere gönderilmiştir ve o bölgedeki güvenlik sağlanmaya çalışılmıştır. İskan politikasının bir diğer uygulama yöntemidir. C. Göçmenler iskan yerine yakın yerlerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu. Evet, bu da iskan politikasının önemli unsurlarından birisidir. Göçmenler iskan edilen bölgelere yakın yerlerden seçilerek oraya adapte olmaları daha kolay gerçekleşirdi. De iskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı. Oraya o bölgeye yerleştiren insanların orada kalıcı olması ve adapte olabilmeleri için böyle bir kolaylık sağlanmıştır. İslamiyet'i kabul etmeyen gayrimüslimler asimile edilirdi. Osmanlı Devleti'nin asimilasyon politikası yoktur. Yani toplumların dinine, ırkına bir şekilde karışmaz. Osmanlı Devleti'nde temel siyaset hoşgörü üzerine kuruludur. Hoşgörü siyaseti geçerlidir. O yüzden E seçeneğimiz yanlıştır.